Bediüzzaman'ın tutuklanması ve tahliyesi ve beraati. Son derece dikkat çekici ve hayret verici bir husustur ki, Bediüzzaman Hazretleri 31 Mart arefesinde ve sonrasındaki son derece kıymetdar hizmetleri meydandayken ve 31 Mart meş'um, uğursuz hareketinin patlamasında onun ne yakından ne uzaktan hiçbir dahli, hiçbir ilgisi yokken, tam tersine onun nasihatleri ve irşatlarıyla o fitne ateşinin yüzden ona düşmesine vasıt olmuşken, İttihat ve Terakki'deki onun can düşmanı olmuş mason ve dinsiz ve farmason kimselerin oyunlarıyla onu ezmek ve vücudunu ortadan kaldırmak için hareket ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa yanında iftira ve yalanlarla girişimde bulundular. Tabi Bediüzzaman'ı da suçlu sanılan kimselerin arasına aldılar ve Divan-ı Harp'te idam talebiyle yargıladılar. Ama planları tutmadı. Bediüzzaman suçsuz görüldü ve beraat etti. Bediüzzaman 31 Mart hadisesi sonrası memleketine dönmeye ve bu zulümleri görmektense uzaklaşmaya karar vermiş ve yola çıkmıştır. Ancak Osmanlı arşivindeki bir belgeden İzmit'te gözaltına alındığı ve elinden revolver tabancasıyla kamasının alınarak İstanbul'a gönderildiği anlaşılmaktadır. Zira divan-ı harbe verilmesinden bir gün sonra İzmit'te alıkonulan söz konusu silahlarının İstanbul'a iadesi istenmektedir. Evet, Bediüzzaman'ın tutuklanıp nezarete alınması ve sorgulama hadisesi hakkındaki bilgi için divan-ı harp dosyalarına ulaşamadığımızdan tek kaynak Ceride-i Sofiye gazetesidir. Bu gazetenin 18 Nisan 1325 Rumi, 1 Nisan 1909 miladi cumartesi tarih ve 6. sayısında şu haber geçmektedir. Bediüzzaman-ı Kürdi, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti azasından bulunan Kürt Hoca denmekle maruf Bediüzzaman Said, dün İzmit'te tevkif edilerek Şimendifel'le ders adete gönderilmiş ve daire-i harbiyeye izam kılınmıştır, yönlendirilmiştir. 23 Nisan tarihli gazeteler, Tanin, Şanlıordu, Bediüzzaman'ın sorgulandığını ve evrakları henüz tamamlanmadan 2. tahkik heyeti tarafından divan-ı harbe sevk edildiğini yazmaktadır ki, biz Tanin gazetesinin Rumi 10-11 Mayıs 1325, miladi 23-24 Mayıs 1909 tarihli nüshaları ve 260 ve 261. sayılarını veriyoruz. Tanin gazetesinin 23 Mayıs 1909 pazar günkü nüshasında Bediüzzaman Said-i Kürdi'nin evrakı heyeti tahkikiyeden alt komisyon divan-ı harbe verilmiştir. Ayrıca Bediüzzaman'ın duruşma ve tahliye günleri hakkında ise 24 Mayıs 1909 tarihli gazetelerden Yeni Gazete'nin 2. Divan-ı Harbi Örfi başlığı altında, Sabah Gazetesi'nin Divan-ı Harbi Örfi 2. Divan-ı Harp'te başlığıyla ve Tanin Gazetesi'nin Divan-ı Harbi Örfi 2. Şube başlığıyla verdikleri haberde Bediüzzaman'ın tahliyesi şöyle duyurulur. Bediüzzaman Said-i Kürdi mukaddemen vaki olan ihbarat-ı saniyadan ibaret olduğu ve bilakis mümaileyhin tesis-i meşrutiyette hidamat-ı belgücidesi sevk eylediği tahakkuk eylemekle tahliye edilmiştir demektedir. Demek 24 Mayıs tarihli gazeteler Tanin, Sabah ise hem yargılanmasını hem de tahliyesini yazdığına göre Bediüzzaman 23 Mayıs günü yargılanmaya başlamış ve aynı gün tahliye edilmiştir. Tanin gazetesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Avrupa'yı ve laik fikrini savunan grubun fikirlerini yayınlayan konumda olduğu gibi, onun başyazarı Hüseyin Cahit de bu fikrin lideri, müdafi ve kuvvet verenidir. Dolayısıyla dinin gelişme ve hareketlerine karşı bir kişidir. İşte böyle bir insan ve o zaman öyle bir gazete, o hayhuy içinde ve her gün birkaç kişinin idam olduğu günlerde insaf ve hakperestliği ifade etmekten geri kalmamış, onun gazetesi Bediüzzaman'a layık olduğu şekilde sena ederek masumiyeti hakkındaki haberi yaymıştır. Ceride-i Sofiye ve Tanin gazetesinin bu haberlerine göre Bediüzzaman Hazretleri 31 Mart olayında sadece 23 gün hapis ve nezarette kalmış oluyor. Çünkü
31 Mart hadisesi miladi 13 Nisan'da başlamış, 11 gün isyan hareketleri devam etmiş, 11. gününde yani 24 Nisan'da hareket ordusu müdahale etmiş ve bastırmıştır. Bediüzzaman ise Ceride-i Sofiye'nin haberine göre 30 Nisan 1909 Cuma günü tutuklanmış ve Tanin gazetesinin haberine göre 23 Mayıs 1909 Pazar günü beraat ederek serbest bırakılmıştır. Bundan sonraki durum Bediüzzaman'ın divan-ı harp mahkemelerindeki münafalarından anlaşıldığı yönüyle tahliye olduğu tarihten bir gün sonra yani 25 Mayıs 1909 Salı günü divan-ı harbi örfi bir nolu mahkemesinde yaptığı müdafalarından sonra da beraat etmiştir. Buna göre 31 Mart vakasının Bediüzzaman'la ilgili genel bir durumu şöyle tasvir edilebilir. 1909 senesi Nisan'ı sonunda isyanın bastırılmasıyla başlayan yakalamalar, tutuklamalar ve sonra da İstanbul'da 3 yerde kurulan divan-ı harp mahkemelerince yapılan muhakemeler, idamlar ve cezalandırmalar sürerken Bediüzzaman Hazretleri kısa bir zaman zarfında beraat almış, işine gitmiştir. Bu konuyla alakalı şu manevi işaret ve tespit de önemlidir. İkbal ve la tehrab, karşıda kaçma. Fıkrası belki 6 satırdaki 13 fıkrada istikbalde gelen ve müthiş korkulara düşen birisine hitap ediyor ki karşıla kaçma deyip teşcih ediyorlar. Sayı fıkraların delaletiyle bu umumi hitapta hususi bir muhatap Said Nursi'dir. O halde ya Said Nursi zam edilse 1325 eder. Çünkü Şendelinun 2 nun ve Nursi'deki Şendeliye 2 yedir. İşte o tarihte 31 Mart hadisesi münasebetiyle İstanbul'dan kaçarak muvakkat bir zaman mücahede-i maneviyi bırakmak niyetiyle hareket ordusundan firar edip İzmit'e geldiği tarihe tevafuk ediyor. İstanbul'dan gitme hadisesini bir de Rıfat Yüce, Kocaeli Tarihi ve Rehberi adlı 1945 baskılı kitabı sayfa 225'te doğrulamaktadır.